Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün sizlere kablo bulucu bilibili cihazıyla kablo bulmayı göstereceğim. Benim şu an bulunduğum yerde şu Ethernet kablosunu kabinette hangi kablo olduğunu bulmam lazım. Bakın bu cihaz olmazsa burada gördüğünüz gibi bir sürü kablo var. Bu kablonun hangisi olduğunu bulmam. Yani bulurum ama çok fazla zamanımı alır. Ben şimdi şöyle yapıyorum. Kablo test cihazı dediğimiz şu kablo bulucu, bilibili de deniyor buna. Şimdi ben bunun ucuna şöyle bir keston jack yaptım arkadaşlar. Bunu neden yaptım? Ben şimdi bu Ethernet kablosunu bilibili cihazıyla bulabilmem için uçlarının açık olması lazım. Yani şunları, şu görmüş olduğunuz probları bu Ethernet kablosunun ucuna bağlamam lazım. Ama ben her seferinde bu kabloları kesmek istemediğim için şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bunu tavsiye ederim, siz de kullanabilirsiniz. Keston jack yaptım. Kabloların ucunu açtım. Bildiğiniz keston jack. Bunun nasıl çakıldığını da göstereceğim size ilerleyen zamanlarda. Bu videoya linkini koyarım onun da. Bir saniye. Neyse. Şimdi şöyle. Şu kabloyu, Ethernet kablosunu bizim keston jack'ımıza takıyorum arkadaşlar. Şimdi şu kablonun uçları şu an açık. Yani buradan istediğim gibi sinyal verebilirim. Kablo bulucu cihazımızı şöyle ton moduna getiriyorum arkadaşlar. Ton moduna getirdim. Şimdi şu probları ucu açık olan kabloya bağlamam lazım. Yani şöyle şunu bağlayalım. Şunu da şuraya bağlayalım. Arkadaşlar bu kabloların birbirine değmediğinden emin olunuz. Çünkü şu an yani bunun karşılığında switch yok. Ama gördüğünüz gibi eğer kablonun karşı tarafı switch'e takılıysa switch'in portlarını kısa devre yapıp portlarını yakma şansınız var. Yani switch'e zarar verebilirsiniz. Komple switch'i bile yakabilirsiniz. Ona çok dikkat edin. Yani bu açmış olduğunuz uçların birbirine değmemesine özen gösterin. Kısa devre yapmayın bunu. Şimdi bunu ton moduna getirdik. Bunu ton moduna getirdikten sonra şu kablo bulucumuzu açıyoruz. Şu yan tarafta açma kapama tuşu var. Şöyle şu şekilde açıyoruz. Bakın ben kabloyu daha önce buldum. Ama şu şekilde bakın. Şuradaki kabloları gezdirdiğimizde aynı zamanda şu üstündeki tuşa basıyorum. Şu bağladığımız cihaz sinyal gönderiyor. Bu da onun alıcısı. Yani karşı tarafta şöyle bir ses duymamız lazım. Bakın. Şu şekilde bir ses duymamız lazım. Bakın şu kabloların hiçbirinde o sesi alamıyoruz. Ta ki kablomuz şu. Pardon, bu değil. Kablomuz bu arkadaşlar. Bakın. Bakın. Kablodaki ton farkını duyabiliyorsunuzdur umarım. Bakın diğerlerinde şu şekilde sadece bir cızırtı sesi var. Ama bakın şundan o bip sesini alabiliyoruz. Evet arkadaşlar, ben şimdi bunu switch'imize takıp bilgisayarımıza interneti vereceğim. Şimdi şunu takalım sivice. Şunu da takalım. Şu bizim kabinet odasından gelen internet kablosu. Evet arkadaşlar. Şunu da taktık. Şu an bilgisayarımızda internet olması gerekiyor. Şimdi şunu çıkaralım. Şunu bilgisayarımıza takalım. Şöyle.
Bilgisayarımıza taktık ve şurayı bir kontrol edelim. Şurayı tekrar bir kontrol edelim. Bakın arkadaşlar, şu an ağ bağlantısı geldi. Şu an bu cihazda sanal makineler olduğu için onu görüyor. Bakın internete çıktı cihaz şu an. Şimdi bir canlı olarak da görelim. YouTube'u açalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kablomuzu bulduk ve cihazımızı sorunsuz bir şekilde internete çıkardık. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelecek. Yani tüm bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.